Evet, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu daimen ebeda inşaallahu rahman. Evet arkadaşlar. 8 Ağustos Pazartesi 2022'den akşam ezanı vaktinden İstanbul'dan tüm dünyaya selam olsun. Arkadaşlar, bu trafikte bisiklet sürülür mü? Evet, tekrar soruyorum. Bu trafikte bisiklet sürülür mü? Şu an E5'te gidiyoruz. 3 şerit orta, 2 şerit yan. Aynısı karşı tarafta da var. Toplam 5 şerit. Bir gidiş bir gelişte metrobüs 7 şerit. Bunların her birisinin, şu an trafik de var, bunların her birisinin egzoz kokusundan, yani egzozdan çıkan duman, zehir ile bisiklet sürenler, yaya gidenler, şu an araba kullanıyorum, ben de dahil olmak üzere. Ya arkadaşlar, şöyle söyleyeyim, yani ben şu an yolda giderken camları bile açmıyorum. Klimayla gidiyorum. Klimayla geliyorum. Yani şimdi bu kadar egzoz kokularına, bu insan sağlığı el verir mi? Şimdi bu bisikletteki süren arkadaşlar, ben de geçen hafta 30 kilometre toplamda yol yaptım. Anam ağladı. Bir ton zopa yemiş gibi hissettim kendimi. Çok acayip derecede yoruldum. Düz yolda bile gidemiyordum, düşünün. Ve o kadar trafik var, o kadar egzoz kokularını içimize çekiyoruz. Nasıl olacak? Yani bu İstanbul'un sıkıntısı, stresi çok büyük arkadaşlar. Ve bir taraftan bisiklet alıp sürmek istiyorum. Ya bisikletim var da, hani elektrikli bisiklet kiti takıp işe belki diyorum, denemek istiyorum. Eğer yapabilirsem gidip gelmeyi düşünüyorum, ama bu kadar trafiğin arasında, ya biz bisiklet yolu bile yok yani. Bak şu E5'te yaklaşık 1 metrekare civarında, 1 metre genişliğinde olacak olan bir yol bile yok. Nasıl gidip gelinecek insanlar işlerine veya gideceği yere? İstanbul'da bisiklet yollarını da geliştirmekleri de lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum burada. Ve ilçe başkanlarına sesleniyorum. Valilikliğe de sesleniyorum. Kim ne kadar yetkisi varsa herkes kullansın ki en azından bir bisiklet yolu yapılsın. Şimdi bir taraftan düşünüyorum. Ben de diyorum bisiklete geçeyim. Hem ekonomik olur diyorum. Hem de egzoz kokusu, bir tane araba eksik olacak benim yüzümden. Benim sayemde. Şimdi diyeceksiniz ki metrobüsle git, ulaşım araçlarıyla gidersen yine bir tane araba eksik olur. Doğru, haklısınız. Doğru. Lakin yani geçen sene Avrupa'da 600 bin adet elektrikli bisiklet satılmış. 600 bin adet. Elektrikli bisiklet kiti taktırmamın sebeplerinden bir tanesi de bu haberdi.
Tabii ne kadar doğrudur bilemiyorum. İşin neresinden, atalarımızın bir sözü var ya, zararın neresinden dönerse kârdır diye. Onu, bu sözü baz alaraktan bir kişiden ne olur demeyip ben de elektrikli bisiklet kiti siparişi verdim Metin bisiklete. Bakırköy'de. Alba'nın aynı zamanda bayisiymiş. Efendime söyleyeyim. Hafta içi teslim edecekler. Yani bu hafta içi bir sıkıntı çıkmazsa teslim alacağız. Bakalım teslim edeceğiz. Videolar çekeceğiz Allah nasip ederse. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Şu an ben arabada klimalı bir şekilde gidiyorum. Ha, o zaman klima olmayacak. Sıcak hava olacak. Ondan sonra ne bileyim. Artık neye sayarsanız sayın. Full egzoz kokusu alacağız. Yapılır mı, yapılmaz mı, gidilir mi, gidilmez mi, değer mi, değmez mi, onu da bilmiyorum. Hep beraber test edeceğiz. Bakalım ne olacak. Allah'ım kerim. Celle Celaluhu. Bir taraftan 50 cc'lik motor alayım dedim. Onun da her binde bir yağ bakımı varmış. Uygun olanları 25 bin liraya sıfır veriyorlar, 20-25 bin liraya arasında. Uygunlarında bu sefer çabuk bozulma ihtimalleri var. Bu sefer Honda'nın motorları vardı 50 cc'lik. O da sıfırı da yok. Onlardan düşündüm. Hem ekonomi olsun diye düşündüm. Onların fiyatları da iki katı fiyatı. İkinci elleri. Sıfır olsa 3 katı olacak büyük ihtimal. Anlamadım gitti bu işi. Allah'ım Celle Celaluhu hayırlara vesile eylesin ya Rabbi. Akşam akşam yine konuştuk. Gelişmiş ülkelerin çoğuna bakıyoruz. Hep Japonya, Çin olmak üzere başta. Çoğunda hep şey var. Bisiklet çok gelişmiş şekilde kullanıyorlar. Türkiye olaraktan biz bu konuda bayağı geriyiz ama bu elektrikli bisikletler çıkınca millet bayağı bir yoğunluk oldu. Hatta benim de dikkatimi çekti. Neredeyse her videomda söylüyorum bisikletle alakalı konuşurken. Hiç elektrikli bisiklet sürüş imkanım olmadı. Test etme imkanım olmadı. Arkadaşlar bu yolu ya emekleyerek gidiyordum ya. Bak aynen bu yolu kullandım Bakırköy sahilden gelirken. Bu yolu 10 kilometre, 5 kilometre hızla gidiyordum ya. Bak şu gördüğünüz yolu. Ama diğer türlü elektrikli bisiklet olursa buradaki yolu pedal çevirmesen bile 25 kilometre hızla gidebileceksin. Şimdi bir yani her tarafım ağrıyordu. 30 kilometre gidiş geliş yaptım. Yaklaşık 4 saat içinde gibi. 4 saat 30 kilometre. Adamlar 4 saatte 100 kilometreye geçik yol yapıyorlar. Anlamadım gitti yani adamlar kaçta giriyorsa. 25 kilometre hızla gitse 4 saatte 100 kilometre yapar. Benim öyle bir videom olmadı. Öyle bir sürüşüm de olmadı. Neyse arkadaşlar, başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Bildirimleri de açın inşallah. Tüm sosyal medyada paylaşın. Allah'a emanet olun.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve